Arkadaşlar, yeni albümle birlikte kendime yeni bir sevgili yaptım. Kim bu sevgili Tuna? Çok özel biri. Reklam çekimleri sırasında aramızda bir elektriklenme oldu. Şu anda sevgiliyiz. Kim bu kız arkadaşın Tuna? Reklamdaki rol arkadaşım Tuğçe. Ya bu adam ne diyor? Saçmalıyor oğlum, ne bakıyorsun sen oraya? He Murat abi, şimdi Nuri babacığım haklı. Bu magazine çıkanların hepsi böyle yalancı dur. Yok Murat abi, bir yanlışlık vardır. Yoksa biliyorsun Tuğçe yapmaz öyle şey. Reklamdaki rol arkadaşım Tuğçe. Aa! Ya Tuğçe, ne diyor bu adam kızım? Doğruyu söyle bana, var mı bir ilişkin bununla? Ay anne, saçmalama Allah aşkına, neler söylüyorsun sen? Ben söylemiyorum, bak adama. Çıkmış ekranlara 70 milyona söylüyor. Anne, bu Tuna delirmiş herhalde. Yani saçmalıyor işte bir şeyler. Tuğçe, ben senin annenim kızım. Bak böyle bir şey varsa eğer saklama, benden gerçeği söyle. Anne sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Benim Murat'ı ne kadar çok sevdiğimi bilmiyor musun? Biliyorum, biliyorum da. Peki madem biliyorsun, benim başkasıyla bir şeyler yaşayabileceğimi nasıl düşünüyorsun? Anne tanımıyor musun beni? Evladım ben seni tanıyorum. Tanıyorum da ne bileyim işte, kafam darmadağın oldu yani. Çok karıştırdım her şeyi. Bana bak, inşallah Murat görmemiştir bu haberi. Murat bu haberi başkalarından duyup denlenmeden önce ben kendim haber vereyim. Ya baba anlayamıyorum. Aralarında gerçekten bir şey yoksa nasıl konuşur bu herif böyle? Sen beni hangi yüzle ararsın Tuğçe? He? Murat'cığım önce bir beni dinler misin? Ya bu karaktersiz adam niye böyle bir şey söylüyor Tuğçe? Aranızda bir şey mi oldu? Murat sen ne saçmalıyorsun ya? O manyakla benim aramda ne olabilir ki? Ne zannediyorsun sen beni? Ya peki nedir bu Tuğçe? Bu zibide herif niye böyle konuştun o zaman? Ya yalan söylüyor işte manyak. Kendisine sormak lazım. Ben bu adamı nerede bulurum? Ajanstadır değil mi o? Murat oraya gitmeyi falan düşünmüyorsun değil mi? Ben oraya gidip o adamla anladığı dilden konuşacağım Tuğçe. Murat oğlum dur. Sen bu işi bana bırak baba. Çekil. Tabii. Buydu olacağı. Anne benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Anne Murat ajansa gidiyor. Bir delilik yapmadan önleyeyim onu. Ben de geliyorum sana. Hayır anne, ben kendim hallederim. Yürü fırla, durma. Reklamdaki rol arkadaşım Tuğçe. Melahat'in filmde kızını görüyor musun? Şöhretinin daha ilk gününden Murat'a boynuzları takıp film yirdeşmeye başladı. Ya sen ne biçim kadınsın anne ya? Niye milletin günahını alıyorsun ya? Kendi günahların sana yetmiyor mu? Bak deme de deme, sen kesin cehennemlik olacaksın, tövbe tövbe. Ya ne günahını alacağım ya? İzlemedin mi? Oğlan ne diyor? Tuğçe benim fingirdeğim diyor. Ya anne sen o karaktersizin lafına ne bakıyorsun ya? Koskoca Murat dururken Tuğçe başkasına bakar mı? Aklın alıyor mu hiç senin? Melahat fitlemiştir kızını. Bulduğun ilk zengin adama yapış, kanını em, bizi bu fakirlikten kurtar diye. O ne şeytandır o. Ha sen herkesi kendinle karıştırıyorsun herhalde anne. Tuğçe'nin günahını aldığın yetmedi. Şimdi sıra Melahat ablaya mı geldi ya? Ya Melahat abla hiç böyle bir şey yapar mı? Aklın alıyor mu Allah'ını seversen ya? Melahat abla ne kadar onurlu kadındır bilmiyor musun sen? Haydi onurlu görmesek onurlu yutturacaksın. Kızım kadın Karun gibi zengindi. Şimdi taksicilik yapıyor. Sence çok mu hoşuna gidiyor bu durum? Melahat abla kanaatkar kadındır anne. Taksicilikten kazandığı 3 kuruşa kanaat eder. Sen öyle san Gülbin. Taksicilikten gelen 3 kuruşa senin gibi salaklar kanaat eder. Melahat öyle değil. Zengin olmak için her şeyi yapar. Allah'ım! Ne olursun bir gün Zeynep Kamil Hastanesi'nden bana bir mektup gelsin. Ve desinler ki seni doğuran kadın bu Şahzement Hanım değil, bir başkasıymış desin ya. İnşallah ya. Ay çok komiksin. Murat buraya geldi mi Utku Bey? Ay ödümü kopardın. Murat buraya geldi mi Utku Bey? Murat mı? O da kim? Erkek arkadaşım. Tuna'yla konuşmaya gelecekti. Gelse bilirdim şekerim. Bu ajansa ne zaman bir yakışıklı gelecek olsa hemen benim kapsama alanıma girer. Ay gülsene be. Hayrola? Ne konuşacakmış erkek arkadaşın Tuna'yla? Sizin olan bitenden haberiniz yok galiba Utku Bey. Tuna bütün magazin programlarına bas bas bağırıyor Tuğçe benim sevgilim diye. Ay sorma şekerim. Tuna'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok iyi reklamını yaptı senin. O açıklamadan sonra telefonlarımız susmak bilmedi. Herkes seni istiyor. Bir sürü teklif aldık. Ya siz ne saçmaladığınızın farkında mısınız Utku Bey? Ben teklif falan istemiyorum. Ben evleneceğim adama ne cevap vereceğimi düşünüyorum. Tamam. Üzülme şekerim. Ben konuşurum sevgilinle. Açıklarım yani ona Tuna'nın bu açıklamayı yeni albümü için yaptığını. Tuna! Tanışıyor muyuz? Tanışırız şimdi. Gel lan buraya.
Beyefendi. Ulan karışma. Ne oluyor be? Manyak mısın? Ne istiyorsun benden? Ulan sen Tuğçe'nin adını nasıl ağzına alırsın ha? Ha? Ulan öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan. Murat! Murat dur! Murat! Murat yeter dedim sana. Ay, yeter! Ne yapıyorsun? Öldürecek misin adamı? Öldüreceğim seni. Hayır! Ulan oğlum sen nasıl benim kız arkadaşıma terbiyesizlik yaparsın ha? Ha? Ay tamam. Tuğçe ile Tuna arasında bir şey yok. Tuna yeni albüm çıkardı. Gündemde kalmak için de böyle bir yalan uydurdu. Ulan başlarım onun albümünden de senden de lan. Oğlum özür dileyeceksin kız arkadaşımdan. Onun adına ben özür diliyorum. Sen niye özür diliyorsun? Onun ağzı yok mu? Tuna niye özür bekliyoruz? Çok özür dilerim. Bırak sen de beni. Ulan var ya kız arkadaşımın yanına bir daha yanaşırsan seni gebertirim. Anlıyor musun? Tamam. Çekil. Murat! Beni rahat bırak Rüce. Murat, oğlum ne yaptın? Ben Tuğçe'yi arıyorum, cevap vermiyor. Herhalde derste. Sen meraklanma ablacığım. O Tuna denen serserinin ağzının payını verdim. Nasıl yani? Kavga mı ettin? Anladığı dilden konuştuk diyelim. Ha öyle yaptın yani. Hadi öyle olsun da. Peki bu adam niye böyle bir açıklama yapmış? Tuğçe'yi reklam malzemesi olarak kullanmış. Aa, nasıl yani? Beyimizin yeni albümü çıkıyormuş da o böyle gündemde kalabilsin diye kızı kullanmış. Bak bak bak, görüyor musun sen? Peki hiç düşünmemiş mi bu adam? Bu kızın bir ailesi var, ailesi ne der bu duruma diye. Sen merak etme ablacığım. Yedi dayaktan sonra aklı başına gelmiştir. Telefonu. Kim arıyor? Eski bir arkadaşım da abla. Ararım ondan sonra. Peki. Hadi tamam, hadi. Hayırlı işler. Hadi. Ne konuşacağız Tuğçe? Murat bana böyle soğuk davranma ne olur. Telefonlarımı açmıyorsun, mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ben seni çok seviyorum Murat. Bana ne olur böyle soğuk davranma. Tuğçe, sen durduk yere soğuk davranmıyorum değil mi? Ya Tuna'nın yaptığı terbiyesizlik yüzünden beni suçluyorsun Murat. İnanmıyorum sana. Tuğçe sana defalarca demedim ben modellik yapmayacaksın diye. Ha? Beni dinlesen bunların hiçbiri gelmeyecekti başımıza. Bozuk plak gibi sürekli aynı şeyi tekrarlıyorsun Murat. Görüyorum ki ben ne kadar tekrar etsem de senin kafan bunu almayacak. Bak, sana son sözüm. Ya modellik ya ben. Hadi ya. (Gülüyor)